Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla beraberiz arkadaşlar. Gitarda tel nasıl değiştirilir arkadaşlar? Çok yoğun istekler aldım. Özellikle öğrencilerimde. Tabii İstanbul gibi büyük şehirlerde işte bu çok sıkıntı değil. Yani her yerde kurslar var, hocalar var, işte gitar kursları var. Rahatlıkla değiştirebileceğiniz birilerini bulabiliyorsunuz. Fakat bazı yerler var ki onlar işte hoca bulamıyorlar. İşte gitarda tel nasıl değiştirilir hiç görmemişler, bilmiyorlar. Daha çok onlar için bu videoyu hazırlamak istedim arkadaşlar. Umarım faydalı olacaktır. Yani böyle göstererek telin nasıl değiştirdiğini en azından orada bakılırsa teknik olarak daha iyi anlaşılıp daha iyi bir şekilde değiştirme imkanları olacak arkadaşlar. Hemen şöyle arkadaşlar gitarımız tellerini sökeceğiz zaten. Şöyle bakın gitarın telleri yok. Çıkarttım ben gitarın tellerini. Buradan koparabiliyorsunuz keskiyle. Sonra çıkarıyorsunuz buradan ve şuradan burgulardan arkadaşlar. Gitarınız hazır bu şekilde temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle eğer kirliyse toz filan almışsa hazırlıyorsunuz arkadaşlar. Sonra bir takım teliniz oluyor. Gitar teli, masterwork, keskimiz var arkadaşlar. Bu kadar. Şöyle açıyoruz takım telimizi arkadaşlar. İçinde 6 tane telimiz var arkadaşlar. Şöyle zaten üzerinde çoğunun üzerinde yazar. 6 numara, 5 numara, 4 numara, 3 numara, 2 numara, 1 numara diye. Arkadaşlar bu 6 yazan en kalın telimizdir. Zaten 3 tanesi böyle bam yani bas teller. 3 tanesi de arkadaşlar misina yani naylon gibi. Şöyle arkadaşlar. Gitarı alıyorsunuz elinize. Gitarı aldınız. Böyle biraz da aşağı indireyim. Daha iyi gözüksün. Arkadaşlar böyle dizinizin üstüne koyabiliyorsunuz. Dizin üzerine koyup ya da masaya herhangi bir yere koyduktan sonra 6. teli önce 6. telden başlayacağız arkadaşlar. Açıyoruz 6. telimizi. Zaten arkadaşlar 1 2 tanesini taktıktan sonra diğerleri de hep aynı. O şey, yani anlayabileceksiniz arkadaşlar. Şunu aldım herhangi bir ucundan. Bakın. Şöyle yaklaştırıyorum. Şurada da zaten eşiğini çıkartmıştım arkadaşlar. Eşik. Bakın. Şöyle takıyorum yerine. Evet. Yaklaştırıyorum. Şuradaki delikten klavye olan yani ses deliği olan taraftan teli deliğin içinden geçiriyorum. Bakın. Geçirdim. Evet, umarım iyicene gözüküyordur. Bir saniye evet arkadaşlar, teli geçirdikten sonra çekiyorum. Şöyle bir 10 santim kadar çektikten sonra arkadaşlar bakın çektikten sonra şu içinden çıkardığım tel tarafını yani kısa olan tarafı diğer tarafın alt tarafından yaklaşık 7-8 santim böyle ortadan tutuyorum. Bakın arkadaşlar. İçinden geçiriyorum. Bakın. Şöyle tuttum, içinden geçirdim. Tekrar karşı tarafıma geçirdim. Sonra telin üzerinden çevirip bir daha geçiriyorum. Çevirip bir daha geçiriyorum arkadaşlar. Bakın şöyle bir ilmek oldu. Sonra bunu çekiyorum. Bakın arkadaşlar çektim. Bunu çektikten sonra şöyle iki bacağın arasında da alabilirsin. İki bacağınızın arasında da alabilirsin. Masada da kalabilir. Şu en üst eşiğin olduğu yerden eşiğin üst bir çizgi var. Onun üstüne geçiriyorum arkadaşlar.
Şunu kesmeden de içinden geçirebilirsiniz ama ben biraz kısaltıyorum arkadaşlar. Hepsini sarmak istemiyorum. Şöyle birazcık kesiyorum arkadaşlar. Kesmeseniz de olur. Bakın arkadaşlar. Şu burgunun deliği, bakın. Şurada bir tane delik var. Şurada. Bakın şu delikten içeri geçiriyorum. Bakın arkadaşlar. Geçirdim. Biraz çıktıktan sonra hafif böyle çeviriyorum. Bakın şimdi. Bakın. Çeviriyorum. Görünüyor mu? Bakın. Çıkan telin üstünden sarıyorum arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Sardım böyle. Çevireceğim arkadaşlar onu. Teli gerdirene kadar çeviriyorum. Evet, çevirmeye devam ediyorum. Daha da kısa kesebilirsiniz. Daha uzun da olsa dediğim gibi biraz daha fazla uğraşmış olacaksınız arkadaşlar. Bakın. Bu kadar. Bakın arkadaşlar. Altıncı telimizi taktık. Şimdi sıra beşinci telimizde arkadaşlar. Üzerinde 5 rakamı var zaten. Eğer rakamlar yoksa bile arkadaşlar bu bas tellerin en kalın olanı zaten baktığınızda anlarsınız. Görüntüsünden de belli. Çok kalındır. En kalını 6. tel olur. Ondan sonraki kalın 5. tel. Ondan sonraki kalın yani kalından inceye doğru gidiyor. En kalını en üstteki. Sonrası biraz daha üsttekinden biraz daha ince. İşte 4. tel 5. telden biraz daha ince. Yani o incelikten de anlayabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar yine aynı şekilde arkadaşlar delikten geçiriyorum. Bakın geçirdim delikten. Çıktı buradan bir 10 santim kadar. Bakın arkadaşlar tekrar bakın izleyin. Bakın tekrar şöyle bir 4-5 santim 6 santim şöyle teli geçtikten sonra telin etrafından bakın çevirip içinden geçiriyorum. Bakın içine geçirdiğimde bir daha çeviriyorum. Bakın bir daha arkadaşlar bir daha. 2 kere, 3 kere, 4 kere geçirebilirsiniz. Sıkıntı yok. Bakın tekrar ediyorum. Geçirdikten sonra şunu bakın çekiyorum. Çektikten sonra oturdu. Bakın çektim arkadaşlar. Sonra getiriyorum. Dediğim gibi yine isterseniz iki bacağınızın arasına koyun, isterseniz masada bırakın. Fark etmiyor arkadaşlar. Getiriyorum. Böyle bir ölçüyorum. 5. teli biraz yani burgun olduğu yeri biraz geçtikten sonra arkadaşlar birazcık üstünden kesiyorum. Bakın kestim. Sonra tekrar bakın şuradaki delikten arkadaşlar geçiriyorum. Geçtim biraz 2 santim, 3 santim, 4 santim kadar öbür taraftan çıktıktan sonra şöyle üstüne basıp hafif kırıyorum. Sonra teli çevirmeye başlıyorum arkadaşlar. Bakın teli çeviriyorum. Öbür taraftan çıkan yer geliyor. Bakın geldi arkadaşlar. Bu sefer onun üzerinden. Bakın böyle geçiriyorum üzerinden. Sonra çevirmeye başlıyorum arkadaşlar. Evet bak ben çevirdikçe o gidiyor. Böyle 3-4 tur çevrildikten sonra tel zaten gerdiriliyor arkadaşlar. Bakın. Teli çeviriyorum. Yani baş parmağım işaret parmağıma doğru hareket ediyor arkadaş çevirirken arkadaşlar. Baş parmağım işaret parmağına doğru bu. Sıkıyorum. Gevşetmek istersem işaret parmağım baş parmağımın üst tarafına gelecek şekilde arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Burguyu bu şekilde çevirirsem
Bakın şöyle çevirirsem gevşetiyorum. Böyle çevirirsem yani baş parmak işaret parmağının üstüne çıkarsa sıkıyorum. İşaret parmağı baş parmağının üstüne çıkarsa gevşetiyorum arkadaşlar. Sıktığım için şu anda baş parmağım işaret parmağına doğru gidiyor. Hep hareketi o. Evet arkadaşlar bakın sıktım. Görüyorsunuz. Bakın şöyle iki tane tel taktım arkadaşlar. Şimdi üçüncü, dört, beş, altı böyle sırayla takacağım. Ve tel takma işlemimiz bitmiş olacak arkadaşlar. Yani öncelikle teli şuradaki delikten geçirip biraz buradan çıkardıktan sonra getirip oradan içinden çevirip çevire çevire 3-4 defa geçirdikten sonra teli çekiyoruz, getiriyoruz buradaki delikten. Bakın arkadaşlar gitarı böyle tuttuğunuzda şurası 6. tel, 5. tel, 4. tel. Bakın şöyle. Sonra 3. tel, 2. tel, 1. tel. Tekrar ediyorum arkadaşlar. 6. teli yani en üst teli şuradaki yani klavyeye yakın olan üstteki ilk burgu. Ondan sonraki 5. tel, sonraki 4. tel arkadaşlar. Hemen aşağı iniyorum. Bakın bu sefer gitarın klavye tarafından değil, karşı tarafından arkadaşlar bakın. Bu sefer 3. burgumuz bu yani 3. tel bu. 2. telimiz buna bağlanıyor. 1. telimiz buna bağlanıyor. Evet 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. telimiz arkadaşlar. Bu da önemli. En üst teller kalından başlıyorsunuz. Kalın bam, ondan sonraki kalın, en üstü kalın. Ondan sonraki biraz daha ince, dördüncü tel biraz daha ince. Missina olanlar da arkadaşlar aynı şekilde. Yani şöyle üçüncü tel yazmıyorsa da en kalın olanı üçüncü tel olarak kullanıyorsun. Kalından bir sonraki ince olanı ikinci tel, en ince teli de birinci tel olarak takıyoruz arkadaşlar. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur arkadaşlar. Umarım telini değiştirmek isteyip de değiştiremeyen arkadaşlarımız için anlaşılmış bir durum olur arkadaşlar. Bir de çok akort nasıl yapılır akort aletiyle bir video isteğimiz vardı arkadaşlar. Onu da çok yakın bir zamanda çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, mutlulukla kalın.